Biraz hızlı hızlı ee, geçelim. Takvimin 15. sayfasını hemen rica edelim. Balotelli'de fark 1,5 milyon euro e, denmiş. Brescia Balotelli bedelsiz olarak bırakacak. Siyah beyaz yönetimin 3 yıl için 5 milyon euro garanti ücret önerdiği Balotelli 6,5 milyon euroda ısrar ediyor. Beşiktaş İtalyan menajeri Rayola ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu transferin bitme ihtimali giderek güçleniyor. Balotelli artık son birkaç gündür sürekli İlendirdiğimiz isimlerden biri. Akşam kampanyayı izlerken yani birçok taraftar da başkana Balotelli isteğini e, dile getirdi. Evet. Heyecan uyandıracak bir transfer olur. Maliyet olarak 3 yıl için 5-6 milyon eurolar bence çok ideal rakamlar. Balotelli çok daha fazla edecek bir oyuncu. Burada kendisini de bulur. Beşiktaş'a çok ciddi katkı sağlar. Bak normalde riskli bir transfer olarak bakarım. Balotelli Galatasaray'a gelse olmaz derdim. Penerbahçe'ye gelse olmaz derdim. Ama Beşiktaş farklı. Beşiktaş taşta olur. Sergen Yalçın faktöründen Sergen dolayı Sergen Yalçın ve Beşiktaş'ın normalde böyle bir kültürü var. Ya yani bu oyuncunun da Beşiktaş'ta o şeyi bulacak. Beşiktaş taraftarının da aslında sahiplenebileceği bir oyuncu gibi geliyor bu arada. ya, Taraftar ve kültür. Yani bu oyuncu Galatasaray'da olmaz mesela Balotelli'de. Fenerbahçe'de de olmaz. Ama Beşiktaş'ta olur. Ya yani Bazen bazı kulüplere bazı oyuncular olur. Hı hı. Başka bir kulübe olmayabilir. Ee, artı Beşiktaş'ta mesela kültüründe de e, mesela siyahi oyuncular hep oldu. Ben mesela Mokaiç'i hatırlıyorum. Les Ferdinand öncesi çok siyahi ona forvetler özellikle çok oldu evet. Irkçılığa maruz kalmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Irkçılığın olmadı. aksine Beşiktaş'ta siyahi oyunculara çok sempatiyle bakılan bir ortamda Balotelli Türkiye'de sosyal yaşam olarak özellikle Balotelli çok rahat edecektir. Benim de ha, çok rahat eder. Ben. Artı Beşiktaş, Beşiktaş'ın çocuğu Balotelli. Yani Beşiktaş onun tam böyle dünya üzerinde Balotelli mesela Rai'o olan yerinde olsa, menajeri olsaydım. Evet. Kardeşim tamam ya yani olmadı bu kadar işte stiler, işte dünyanın önde gelen kulüpleri vesaire ama tamam. Senin kendini bulacağın yer artık Beşiktaş derdim. Peki Sabah Gazetesi'nin 17. sayfasında şöyle alt kısma doğru inebilirsek Bülent Timurlenk'in bir analiz yorumu var aslında Balotelli ile ilgili. İtalyan oyuncu Burak Yılmaz'dan boşalan mevki için Beşiktaş'ta yıldızlar gidiyor rüzgarlarını da tersine çevirebilecek karizmaya sahip demiş Bülent Timurlenk. O dizginlenebilir biri değil. Aslında bu son cümle birazcık kritik. Yani... Eğer performansını potansiyelini bulursa ve gerçekten Beşiktaş'ta mutlu olursa belki de patlama yaratacak kadar iyi bir performansa da sahip olabilir ama bir taraftan gerçekten dizginlenemeyip kontrol altına alınamaması gibi bir risk de önünde duruyor Beşiktaş'ın ama onun, kesinlikle çok kariyerli çok yıldız bir isimden bahsediyoruz. Onun gittiği yerden Sergen Yalçın dönüyordu yani Sergen Yalçın'da özel hayatı böyle çok sakin geçmedi. Balotelli abartılıyor ya ben Balotelli'nin biraz da ee, işte o uğradığı ırkçılık hı hı. E, gibi sıkıntılar etkiledi. yani evet. Yoksa Balotelli çok böyle arıza problem bir oyuncu olarak görmüyorum yani sonuçta tamam. Bize aykırı gelen bazı şeyler oldu ama onu e, baştan çıkaran da bir takım şeyler yaşadı oyuncu. Evet. Sonuçta çok kaliteli bir oyuncu. Yani tabii Türkiye'de e, başarısız olduğunuz anda özel hayatınız çok fazla gündeme gelir. Yani İtalya'da ya da işte İngiltere'de orada özel hayatınız çok fazla sorgulanmaz. Bu anlamda doğru risk gibi görünüyor. Ama az önce de söyledim yani Beşiktaş'ın e, onu sahiplenmesi, Beşiktaş taraftarının onu sahiplenmesi ve oynayacağı futbol, atacağı gollerle hiç gündeme bile gelmez. Peki yine şöyle e, ana sayfalarımızı ben rica edeceğim. Şöyle bir toparlama yapalım Nevzat istersen e, son saat dilimine girmişken. Malum bütün takımların gündeminde çok fazla isim var. Beşiktaş'ı özetledik. Aslında Beşiktaş'ta şu anda Wellington'un ardından Balotelli iddiası masada duruyor diyebiliriz. En fazla gündem o oyuncuda yoğunlaşmış durumda. Biz yeniden fotomaç ve fanatik gazetelerin ana sayfalarına bakabilirsek hem Galatasaray hem Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemlerine son olarak yeniden bir bakalım, özetlemiş olalım. Şimdi Galatasaray'la başlayalım istersen Nevzat. Şöyle bir toparlarsak gündemde bazı isimler olduğunu biliyoruz taraftarların açıklanmasını beklediği <laughs> isimler de var. Ee, şöyle bir toparlarsak gündemi neler söylersin? Galatasaray için bu hafta kritik bir hafta. Ee, bu hafta işte geçen hafta biraz sonuç geçti. Tabi Arda Turan'la 3-5 gün gitti gündem ama e, yani Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un hareketliliğine bakınca doğal olarak Galatasaray taraftarı da transfer bekliyor. Bu hafta Kaplar'ı bekliyorum. Zaten 12 Ağustos'ta Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Evet. E, kaplar derken Omar, Olympiakos'tan 28 yaşındaki sabek Norveçli futbolcu e, ve futbolcu da zaten açıkçası 15 Ağustos'ta o, tabii İstanbul'a gelecek. Onu belirtelim. E, Kerem Aktürkoğlu, e, Oğuzcan Çağlayan, e, Emre Kılınç Bu üç transfer artı Omar dört transferin bugün yarın kap bildirimlerinin duyurularının yapılmasını bekliyoruz. Zaten yeni sezon hazırlıkları başlayacak yani açıklanacak evet, yani bir şekilde. az zaman kaldı. Çok az zaman kaldı aynen. Ee, onun dışında tabii Şimdi Galatasaray... Şimdi şu gündemdeki isimlere de şöyle bir bakalım istersen. Foto maçta Ramirez, e, Fanatik'te Kalu ismini özellikle görüyoruz. Yine Mensah Kayseri Spor'dan e, hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu. İstersen e, yeni isimleri de şöyle tamam. bir kısaca Kısaca ama toparlayalım. Tamam, Gaston Ramirez e, bugünün işi değil. Geçmişte de ismi geçen bir oyuncu. Mustera söz konusu olunca sürprize de değil. E, o yüzden Galatasaray'ın arada özelliklere sahip bir oyuncu olması itibariyle de ben çok yadırgamıyorum ama... hani e, ...teknik kadronun isteyip istemediğini de bilmiyorum Hı -hı. bu arada. Kalu e, şöyle mantıklı. E, Kalu, Kalu kanalı Davila'nın şifresi bence... William e, Davila, Galatasaray'a birçok oyuncu getirdi, götürdü. E, hatta bana sorarsanız, Galatasaray'ın gizli sportif direktörü William Davildadır. Şöyledir. Yani William Davila Belhanda'yı getirdi. William Davila, daha doğrusu Belhanda William Davila geldikten sonra William Davila ile anlaştık. William Davila Gomis'i götürdü. William Davila, e, işte. Cagne transferinde yine adı geçti. Villan villa Galatasaray altyapısında 3 tane oyuncunun menajeri. Villan Davila e, Emre Kılıç'ın transferinde yine Villan villa'yı görüyoruz. Şimdi Davilla şifresine bakınca e, kaluyu yadırgamıyorum. Çünkü ona bağlı bir oyuncu. O kanaldan gelirse de ben açıkçası yadırgamam. Yani sürpriz olmaz benim evet. için. Mensah'la e, Mensah ilgili de Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu istediği oyunculardan bir tanesi. Yalnız Galatasaray'ın transferi e, kolay yapacak gibi görünmüyor. Çünkü men sah konusunda ortaya keş parayı koyan, nakit parayı koyan bir tek Kasımpaşa var. Hı hı. 3 milyon euroyu şu an çok rahat verebilecek durumdalar. Galatasaray kiralık vesaire formülleri üzerinde duruyor ama yani Kayseri Spor'un da sonuçta futbolcuyu değerlendirmek gibi hakkı var. Sonuçta Kayseri Spor şunu düşünüyor e, Ezgi. Ee, bir sonraki satıştan Atletico'ya gidecek %40 pay var. Bu payı vermemek için bir takım formüller üzerinde durulabilir. Hı hı. Bu nedenle yurt dışından teklifler de olduğu söylense de, e, yurt dışı e, o operasyon için e, çok uygun değil. Türkiye içerisinde işte kiralama artı bir sonraki bir sonraki sezon zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden bir operasyon yaparak e, Atletico Madrid'i o %40 Paydan bir devre dışı bırakabilirsiniz. yani Bunun üzerinde Kayseri'nin çalıştığını, çalıştığını biliyorum. Biliyoruz, Ama evet. Kayseri cephesinden aldığım bilgi şu an parayı şu an masaya koyan ekip Kasımpaşa. Kasımpaşa. Peki Fenerbahçe devam edelim. Şimdi Vedat Muriç gidecek mi kalacak mı gündemde bu konu var. Eğer giderse gündemdeki isimleri aktarmıştık. E, Smolov, Akpon ve Seferovic. Bu üç isimden ikisini kadroya katmasını bekliyoruz. Eğer Vedat Muriç giderse Fenerbahçe'nin... Vedat Muriç mi bu üç isimden ikisi mi tartışmasını yapmıştık aslında hı hı, Fenerbahçe ile alakalı. istersen Nevzat bir kez daha şöyle bir değerlendirelim bu isimleri kısaca. Vedat'ın artık bu kadar çok dillendirildikten, bu kadar çok ilgi olduktan sonra kalma ihtimali ben zayıf görüyorum. Hatta bazen bu tür kalışlar çok faydada getirmiyor. Oyuncu geriye de gidebiliyor. Vedat'ı bu seviyeye gelmişken bence Fenerbahçe değerlendirmeli. Elbette Vedat'ın boşluğunu doldurmak, yerine doldurmak hakikaten de kolay değil. Ama Vedat'ı aldığın rakam belli, satacağın rakam belli ve paraya ihtiyacım var. Ee, bu Fenerbahçe için ayrıldı bir transfer gibi gözüküyor. Ama işte 17, 18, 20 neyse ee, yerine geçen, ismi geçen oyuncular içerisinde de e, Smolov nedense bana biraz daha sanki ön plandaymış gibi geliyor. Yani oyuncunun da tercihi sanki Fenerbahçe diye düşünüyorum. Hı hı. Son açıklamalara bakılacak olursa. Ee, diğer taraftan Akpom için Beşiktaş'ın da devrede olduğunu biliyorum. O Fenerbahçe'nin direkt aradığı evet. oyuncu mudur? Ee, Beşiktaş sonuçta biraz daha mali.